Merhaba, ben Yağmur. Ben de Atlas, onun küçüğüyüm. Bugün Atlas'la birlikte size çok güzel bir masal anlatacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi o zaman. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, karbur zaman içinde, kim tavşandan daha korkaktır? Kim tavşandan daha korkaktır? Tavşanlar ormanların arasındaki düzlüklerde büyük tavşan aileleri halinde yaşarlarmış. Tavşanlar büyük aileler halinde yakın mesafede yaşarlar. Çünkü tavşanlar çok korkak hayvanlar oldukları için onlar bir araya gelirler ve korkularını birlikte aşmaya çalışırlarmış. Tavşanlar en ürkek hayvanlar, biliyor musun Atlas? Evet. Bizim bahsedeceğimiz tavşan ailesi bu diğer tavşan ailelerinden birazcık daha korkak. Mesela yanlarından hızlıca bir ceylan geçse hemen nefeslerini tutup ceylan gidene kadar hiç nefes almadan tir tir titrerlermiş. Ya da ormanın içinde küçücük, minicik bir salyangoz yürüyüp sonra o küçük antenlerinden birini diye açsa onun sesinden bile etkilenip günlerce titreyebilirlermiş. Ya da sonbaharda bir dal, küçük bir yaprak süzüle süzüle yere düşse onun hışırtısından bile nefes alamaz hale gelirlermiş. İşte günlerin birinde artık yaşadıkları yerden başka bir yere göç etmeye karar vermişler. Hepsi oturmuş, düşünmüş, taşınmış. Biz burada korkusuzca yaşayamıyoruz. En iyisi güvenebileceğimiz bir yere gidelim diye düşünmüşler. Ve içlerinden bir tanesi hemen elini kaldırmış. Demiş ki, bence kocaman bir sal yapalım. O salın üstüne atlayalım ve o salın üstünde denize açılalım. Diğer tavşanlar itiraz etmişler. Demişler ki, biz denizin içinde yeşillik, marul, havuç nasıl buluruz? O yüzden diğer tavşanların itirazıyla bu olay kapanmış. Sonra içlerinden en yaşlısı ve en korkağı demiş ki, ya biz burada hiç güvende yaşamıyoruz. O yüzden bence pılımızı pırtımızı toplayalım, buradan uzaklaşalım. Hem de çok uzağa. Çünkü biz burada güvende değiliz. İnsanlar var, köpekler var, ceylanlar var, salyangozlar var ya da kuru yapraklar. Kuru yapraklar mı? Kuru yapraklardan bile korkan bu grup hemen eşyalarını toplamış, bütün her şeyini sırtlarına takmışlar. Büyük aileler halinde zıplaya 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 ormanın kenarından geçerlerken gölü görmüşler. Göle doğru yönelmişler, gölün oraya giderlerken bir de bakmışlar ne görsünler. Bir sürü kurbağa. Hepsi yapmış güneşleniyor. İki tarafta şoka girmiş. Birbirlerini görünce uzun bir sessizlik olmuş. Sonra tavşanlar durmuş, kurbağalara bakmış. Kurbağalar durmuşlar, tavşanlara bakmışlar. Ama kurbağalar öyle korkmuşlar ki arka arkaya, arka arkaya göle atlamışlar. Hepsi korkudan ne yapacaklarını bilememiş. Üst üste yığılmışlar. Tavşanlar durmuş. Onları seyretmişler. Sonra içlerinden en yaşlısı durun demiş ki biz biraz acele ettik galiba. Bizden daha korkakları da varmış. O yüzden bu dünyada bence biz bildiğimiz toprakların üstünde kalalım ve burada yaşamaya huzurla devam edelim demiş. Nasıl? Güzel. Beğendin mi? Beğendim. O zaman